Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan eşlik ediyor. Bana hoş geldiniz. Hoş bulduk Açıl Bey. Çok yoğun gündem dolu bir hafta başlangıcı. Özellikle sermaye piyasaları açısından dönüp baktığımızda hafta sonu Avant'ta yapılan ortak akıl toplantısı buradan çıktılar. Geçtiğimiz bir ay içerisinde yaşanan gelişmelerin ardından aracı kurumlardan gelmeye devam eden sermaye artırımları, son olarak Gedik Yatırım'ın sermaye artırımı var. Dolayısıyla bir miktar bunların üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Ne oldu? Gözaltılar var. Bununla ilgili tartışmalar, nasıl bu noktaya geldik? Bugün konuşacağımız konulardan biri. Diğer taraftan yine Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu indirişi var. B artıdan B'ye. Böylelikle yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altına gelmiş durumdayız. Bunun yansımalarını da yine belli ölçüde değerlendirmeye çalışacağız. Uluslararası piyasalarda dikkate değer gelişmeler var. Özellikle Credit Suisse'in CDS'lerinde yaşanan yükseliş. CEO'sunun hafta sonu bütün yatırımcılarla bir araya gelerek buradaki kaygıları giderme çabası ve piyasada bir likidite şokuna yol açar mı açmaz mı, buna dair kaygılar ön planda kalmaya devam ediyor. Diğer yandan özellikle Brezilya'da başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı. Lula da Silva'nın %48, Bolsonaro'nun %44 oy aldığı bir seçim. Bolsonaro'nun oyunun beklentilerin üzerinde gelmiş olması ikinci tur için tartışma yaratıyor. Bakalım nasıl şekillenecek. Diğer yandan bugün itibariyle gelecek olan enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Hafta sonu gelen İTO enflasyonuna baktığımızda %107'ye yükseldiğini görüyoruz İstanbul enflasyonunun. Dolayısıyla şimdi gelecek olan resmi enflasyon rakamlarında yansıma ne olacak, bunlara bakacağız. Dolayısıyla dediğimiz gibi gündem oldukça yoğun. Biz önce sermaye piyasasının bir araya geldiği Avant toplantısının çıktılarıyla bir değerlendirme yapmaya çalışalım. Ortak akıl toplantısı belirli periyotlar halinde yapılıyor. Fakat elbette bu toplantı, bu hafta sonunda Avant'taki toplantıda en çok ne olup bitti, biz nasıl bu noktaya geldik, bu vadeli piyasada yaşanan krizin çözümü nasıl gerçekleşti, biraz bunlar tartışıldı diye anlıyorum, doğru mu? Şimdi sermaye piyasalarının ortak akıl toplantısı uzun yıllardır hem kamunun hem de sektörün birlikte bir araya gelerek yaptığı toplantılar. Uzun dönemli olarak sektörün gelişebilmesi için neler yapılması gerektiği konusunu bu toplantılarda tartışırız. Ondan sonra da elimize bir takım çıktılarımızı alır. Ondan sonra bu çıktıları kurumlar kendi tarafında yerine getirebilmek için, kamu da kendi tarafında yerine getirebilmek için ayrılıyor olur. Dolayısıyla bizim de önümüzdeki dönemde sermaye piyasaları olarak hangi konuları ele almamız gerektiği bu toplantılarda tartışıldı ve buna yönelik olarak çıktılar da oluşturuldu. En fazla tabii ki son dönemde sermaye piyasalarının karşılaştığı sorunlardan bir tanesi insan kaynağı problemi. Dolayısıyla daha yetenekli gençlerin sermaye piyasasına kazandırılabilmesi konusu en fazla önem atfedilen konu oldu. Bu konuda neler yapılabileceğine yönelik olarak da tartışmalar yapıldı diye ben genel olarak özetleyebilirim. Ama diğer taraftan tabii ki sermaye piyasaları ile ilgili açıl en önemli konulardan bir tanesi geçtiğimiz haftalarda Eylül ayın boyunca neredeyse yaşadığımız piyasalardaki hareketlilikti. İnsanlar bir araya gelmişken tabii ki bunu da konuştular. Yine sermaye piyasası kurulu bu hafta sonu yine yayınladığı bültende bir takım tedbirler ve işlem yasakları da konuyla ilgili oldu. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Hem kamunun hem özel sektörün işbirliğiyle bu sorunun bir sistematik probleme dönüşmeden bir şekilde kapatılabilmesi sağlandı. Bundan sonra da önümüzdeki dönemde bir daha sektörün bu tip risklerle karşı karşıya kalmaması için alınabilecek tedbirler konusunda da bütün taraflar ortak akılla birlikte hareket etmeye çalışıyorlar. Peki ne olacak bundan sonra bunun engellenmesi için? Çünkü ilk defa biz vadeli piyasada vadeli pay piyasasında bu kadar ciddi bir sistemin boşluğu bulunmuş bir yatırımcı tarafından ya da yatırımcı grubu diyelim tarafından bulunmuş olan bu sistemin işletilmesi yoluyla hani hiç kimsenin müdahalesine bir şekilde fırsat bulunamadan ya da müdahale edilmeden bu aşamaya kadar geldik. Şimdi koca koca kurumlar burada gerçekten
bu işin içerisinde kaldılar. Son olarak işte Gedik Yatırım mesela buradaki adı geçen kurumlardan bir tanesiydi. Bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştireceğini açıkladı Cuma günü akşam piyasa kapanışı sonrasında Gedik Yatırım. Buradaki sermaye 505 milyon liraya çıkartılıyor. Yine Gedik Yatırım'ın kurmuş olduğu, daha önce daha doğrusu hani grup olarak kurulmuş olan Inveo burada kendi adına bu sermaye artırımına bedelliye çok yüksek oranlı olarak katılıyor. Hatta buradaki yaklaşımının daha da ortaya konması için sermaye avansı olarak da ödemesini gerçekleştiriyor bu bedelli sermaye artırımından tarafına düşen payın ki yaklaşık 301 milyon TL. Bunun bundan sonraki süreçte şimdi Gedik Yatırım çok büyük bir kurum. Bunca sene sermaye piyasasında hizmet vermiş. 160 binin üzerinde müşterisi olan hakikaten çok köklü bir kurum. Gücü, kuvveti yerinde sermaye artırımını bedelli olarak yapıyor. Halka açık kurum olduğu için yatırımcıların ne kadarı katılır, ne kadarı katılmaz buna bir bakmak gerekir ama sonuç itibariyle kurum kendini ayakta tutuyor. Diğer kurumlar açısından da işte artırım yapanlar oldu, yapacaklar olabilir bundan sonrası için ama ne dersiniz? Yani hani burada gücü kuvveti yerinde olan kurum var, olmayan kurum var. Dolayısıyla bugün bu sistem içerisinde bu sorun çözülmüş olabilir. Ama bundan sonra bunun olmasını, bunların yaşanmasını engellemek için ne yapılabilir? Açıl, öncelikle istersen hani bu noktaya nasıl geldik onunla ilgili bir değerlendirmeyi paylaşmak istiyorum seninle. Bir kere Türkiye'de vadeli işlemler piyasasının tarihi çok geriye doğru gitmiyor. Bununla ilgili düzenlemeler de bu kadar büyük bir riskle şu ana kadar karşılaşmamıştı. Dolayısıyla bu kısa tarihinde sistemin iyi bir şekilde çalıştığını, likiditesinin de yüksek olduğunu görmüştük. Ama son hadise bize şunu gösterdi. Bütün dünyadaki farklı sektörler dahil bu tip risklerin karşılaşılmasının en önemli nedeni aslına bakarsanız normal istatistikte bir çan eğrisi, normal dağılım vardır. Bu normal dağılımın bir de uçları var. Tail risk dediğimiz kuyruk kısmında oluşan riskler. Aslına bakarsanız buradaki olasılığı düşük olan gelişmeleri bir senaryo halinde dikkate almadığınız takdirde kurumlar olarak, sistem olarak çok zorlanabilirsiniz. Bununla karşılaştığınız zaman da zorluklar çekebilirsiniz. Bizim vadeli kontratlar piyasasında da benzer bir hadiseyle karşı karşıyayız. Örnek şöyle verelim. Günlük %1 fiyat değişimi risk modelinin içerisinde biz çan eğrisi, normal dağılımın içerisinde çok büyük bir oran. %2 bunun içerisinde, %3'lük günlük fiyat hareketi bunun içerisinde. Belki bir günlük %10 fiyat hareketi de bunun içerisinde. Ama her gün %10'luk düşüş ya da her gün %10'luk yükseliş ve bunun 10 gün peş peşine devam ediyor olması bizim o tail risk dediğimiz risk ortaya koyuyor. Burada da hem düzenleyici otoritelerin hem de kurumların başta öngördükleri senaryonun çok daha ötesinde bir risk oluşmuş. O nedenle gerek teminatlandırma, gerekse aracı kurumların risk yönetim merkezlerinin bunu yakalayabilmekte güçlük çektiğini, dolayısıyla da bunun sonucunda yatırımcının para kaybettiği, aracı kurumların belli oranda para kaybettiği ve senin söylediğin gibi bunu yerine koyabilmek için sermayedarların da cebinden para getirdikleri bir durumla karşı karşıyayız. 30 Eylül itibariyle kontratların kapandığını biliyoruz. Dolayısıyla sektördeki kurumların işbirliği içerisinde bu pozisyonun kapatılabilmesine yönelik olarak gösterdikleri tavır çok olumluydu. O nedenle de bir şekilde senin bahsettiğin kaynaklar bulundu ve bu kurumlar tarafından karşılandı. Bundan sonraki süreç bu pozisyonlara sahip olan kişilerden aracı kurumların bu alacaklarının tahsil edilmesine yönelik olarak girişimler olacaktır. Ben hani bunu bu defa atlatabildik diye görüyorum ama bundan sonraki kısmı için muhakkak ve muhakkak bir daha benzeri bir riskle karşılaşılmayacak şekilde ilave tedbir alınması ihtiyacı var diye de görüyorum. Regülatör, otorite burada kendine pay çıkarmış mı? Çünkü onlar da vardı yani. Burada SPK'dan bahsediyoruz. SPK'nın gözetim ve denetim dairesinin burada herkesin gözünün önünde oldu çünkü. Bir yerde devreye girmesi gerekir miydi? Borsa İstanbul'un bir yerlerde önlem alması gerekir miydi? Hani Takas Bank'ın belki bir yerde daha öncesinde devreye girmesi gerekir miydi? Çünkü biz burada bütün yayınlarda konuştuk. Yani yayıncı olarak biz bütün sorumluluğumuzu yerine getirdik.
piyasada da birçok hani sosyal medyadan tutun diğer yerlere kadar birçok yerde biz bunu sürekli olarak aktarmaya çalıştık. Sonuç itibariyle herhangi bir regülatör hamlesi görmedik. Yani koca koca bankalara onar tavan falan çektirildi. Dolayısıyla hani düzenleyici otorite burada kendine pay çıkardı mı acaba diye soruyorum. En azından oradaki toplantıda buna dair herhangi bir şey var mıydı? Yani ilk kısmına yönelik olarak yorum yapmayayım ama sorun oluştuktan sonra çözümü konusunda çok ciddi bir emek harcandığını biliyoruz. Yok, sorun oradan çıktığı için gözetim tarafına dönük bir düzenleme tartışması oldu mu? Yani bir gözetim izleme bundan sonra bunun olmasını engellemek için. Yoksa olan oldu zaten. Ama bundan sonra o tarafta bunlara müsaade edilmemesi için bir herhangi bir fikir tartışması yaşandı mı? Yani bunun yaşandığını biliyoruz, duyuyoruz ve bununla ilgili de çok yoğun bir çalışma olduğunu da biliyoruz. Çünkü böyle bir hadise yaşandıktan sonra dönüp buna yönelik olarak gözünüzü, kulağınızı kapatabilmeniz, bir daha benzer bir şeylerin oluşmaması için bugünden bir tedbir almamanız mümkün değil. O nedenle önümüzdeki dönemde biz bu vadeli kontratlarla ilgili yeni düzenlemeler gelmesini bekliyor olmalıyız. Ama ben hep şu tarafında da olmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada da bir takım yeni düzenlemeleri yaparken piyasanın işleyişini tamamen engelleyecek nitelikte ve piyasanın likiditesini tamamen ortadan kaldıracak nitelikte aşırı bir düzenlemeye gitmiyor olmamız lazım. Ama diğer taraftan da küçük yatırımcıyı koruyacak, sistemi koruyacak, bu sistemin içerisinde var olan kurumları koruyacak bir risk yönetim sisteminin de getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hani konu başlıkları olarak da gelebilecek tedbirlerin hangi alanlara yoğunlaşması gerektiğini de istersen bir miktar burada konuşalım. Bir tanesi şu, kurumların bir risk yönetim merkezi sistemiyle birbirine bağlı olarak alınan pozisyonlarla ilgili sicil bazında, müşteri bazında takip yapabiliyor olmaları yıllardır sektörün konuştuğu ama kişisel verilerin koruma kanunu gibi bir takım düzenlemeler nedeniyle çok hızlı adım atılamayan bir konuydu. Yani o olsa bu olmazdı. O zaman yani kurumlar birbirindeki pozisyonlarının yani bir kişinin diğer kurumlardaki pozisyonun bilgisine sahip olsa bu yaşanmayabilirdi. Kesinlikle. O zaman bir kişinin açmış olduğu pozisyonun büyüklüğü konusunda sektördeki bütün kurumların bilgisi olabilecekti. Ve bu bilgi olduktan sonra hala burada bir takım işlerin yapılmasına ilgili aracı kurum buna müsaade ediyorsa o zaman zaten bunun önüne geçilebilecek bir düzenleme ya da kendi sermayesiyle buradaki zararın karşılanması söz konusu olacağı için orada şirket sahibinin ve yöneticilerinin bu tip riskleri almasının önüne geçilmiş olurdu. Bir tanesi bu. İkincisi yine buradaki önemli konulardan bir tanesi VIOP kontratlarının teminatlandırma ve yoğunlaşması ile ilgili risklerin yönetilmesi konusu. Belli ki bu kadar fiyat hareketinin hızlı olabileceği öngörülmemiş. O nedenle de teminatlandırma ve kaldıraç oranı bazı hisse senedi single stock dediğimiz tek hisse senedi kontratlarında bir anda 1'e 25'lere 1'e 20'lere kadar dahi yükselebildi. O nedenle bunun sıklığının daha hızlı bir şekilde belirlenmesi iyi olacak diye ben değerlendiriyorum. Onun dışında müşteri bazında yani mevzuattaki adıyla sicil bazında yoğunlaşma riskinin kontrol edilmesi de gerekli diye düşünüyorum. Aracı kurumlar için yine aracı kurum bazında bir sınır getirilmesi, burada artan oranlı pozisyonlar olması durumunda bu artan orana bağlı olarak yine teminatlandırmanın arttırılıyor olması önemli. Yine bu hisse senedi özelinde yapılmış olan kontratlarda bu hisse senedinin büyüklüğüyle kontrat sayısının sınırlandırılması ve burada da gerekiyorsa belki halka açık kısmın %50'si, %75'i belki daha düşük bir oranın telaffuz edilmesi bu tip risklerin önümüzdeki dönemde karşılaşılmaması konusunda bizleri koruyacak unsurlar olacak diye her düşünüyorum. Hissenin de vadelisinin olmaması lazım belki. Yani hissenin derinliği, hissenin yapısı, büyüklüğü, kaldıraçlı işleme konu edilecek şirketlerin belli bir büyüklüğe sahip olması gerektiğini de bir kez daha görebiliyoruz belki.
Yani her hissede de olmaması lazım herhalde. Açıl belli bir likiditesi olan ve söylediğim konu başlıklarında risk yönetimi yapıldıktan sonra bunun olmasının yatırımcılara bir zarar verebilecek noktaya götürülmesinin imkanı olamaz. Ama yeter ki bu konu başlıklarında biz risk yönetim merkezlerini oluşturalım. Buradan şu da çıkıyor. Yatırımcı kuruluşların risk yönetim müdürlükleri bir gider merkezi değildir. Onların sermayelerini de koruyacak, yatırımcıyı da koruyacak, ülkenin sermaye piyasalarını koruyacak vazifeleri de vardır. Dolayısıyla buraların daha etkin olarak kullanılması da gerekir diye ben düşünüyorum. 2001 krizi sonrası bankacılık sektöründe yapılan düzenlemeleri hatırlayacak olursak, bankaların en etkin çalışabilecek alanı, en etkin yetkiye sahip olan alanı risk bölümleri oldu. Yıllar yılı yaşanan bunca finansal dalgalanmada bankacılık sektöründe BDDK ile yani otoriteyle birebir çalışma halinde risk boyutlarının büyümesini engelleyen çok değerli bir vazife ifa etti bankalarda. Bunların aracı kurumlarda da benzer etkinlikte çalışması lazım herhalde. Çok haklısın Açıl. Hatta şimdi biraz dışarıya da baktığımız zaman 2007-2008 Lehman krizinden sonra dünyadaki bankaların en fazla istihdam yaptıkları bölümleri risk yönetim birimler oldu. Aslına bakarsan bütün dünya tedbirleri bir kere duvara çarpıp bunun zararlarını gördükten sonra almaya başlıyor. Bizdeki de bu sefer çok da farklı olmadı. Umarım buradan çok iyi dersler çıkartırız ve bu derslerin sonucunda da önümüzdeki dönemde bir daha böyle risklerle karşılaşmayacak, sermaye piyasalarımızı çok daha ileriye götürecek bir altyapıyı da oluşturmuş oluruz. Yani çözüm takdir etmek lazım. Hakikaten piyasanın işleyişini bozmadan çok piyasa kuralları içerisinde kurumların bir şekilde zarar görmesini engelleyecek şekilde ama yaptıkları hatanın bedelini ödeyecek şekilde yönetilen bir süreç oldu. Burada hakikaten siyaseten de çok tartışılabilecek ama bürokrasinin çözüm kademesinde devreye giren siyasi aklın temsilcisi olsa dahi normalde, çünkü siyaseten çok böyle bir piyasayla ilgili düzenleme geldiğinde devlet kırar geçer. Bu sefer kırıp geçmeden doğru bir düzenlemeyle bu işin çözülmesini takdir ediyoruz. Keşke iş bu noktaya gelmeden olsaydı. Kesinlikle. Ama hakikaten çözüm metodolojisi olarak çok piyasa kuralları içerisinde kalındığını anlıyorum. Kesinlikle. Yani çözüm metodolojisi, ondan sonra biraz önce senin söylediğin gibi bunun genele yansımayacak şekilde bir çözümle ortaya konulması, konunun içerisindeki tarafların çok yapıcı olması burada takdir edilecek özellikler diye söyleyebilirim. Son bir sorum var. Bu piyasanın içerisinde belli başlı aktörler var. Bu aktörler zaman içerisinde boşluk oluştuğunda, piyasa koşullarında kendileri lehine kullanabilecekleri alanlar olduğunda piyasa kurallarını daha önce çok zorlamış, aşmış, bununla ilgili ceza almış olmalarına rağmen devreye girip bu tür pozisyonlar alabiliyor. Piyasada yabancı kalmayınca, yabancının sağladığı likidite ortadan kalkınca bu tür risklere de sistem daha açık hale gelmeye başlıyor. Dolayısıyla benim sorum, bu kişilerin bundan sonra sermaye piyasasında herhangi bir fonksiyonunun kalmaması sağlanabilir mi? Buralarda acaba bu tür davranışlarda bulunan kişilerin mal varlıklarına, bu tür kişilerin yaptıkları işlemlerle sınırlı olacak şekilde değil ama daha büyük tehdit oluşturacak şekilde bir müdahale söz konusu olabilir mi ki? Bu bence hakikaten bu piyasanın en büyük eksiklerinden biri. Yani yıllar yılı belli başlı piyasa aktörleri belli başlı hisselerde belli başlı manipülasyonlara imza attılar. Spekülasyon olabilir de manipülasyona imza attılar. Spekülasyon olmasa piyasa olmaz. Ama kuralları bu kadar zorlayan, arkasından dolaşan piyasa dolandırıcılığı, şu anda zaten açılan soruşturma, SPK'nın suç duyuruları zaten bunun üzerinden geliyor. Hani bunu yapmış kişilerin bütün mal varlıklarıyla hani bir daha bunları yapmaya cesaret edemeyecek boyuta getirilmeleri gerekir mi? Bunu sormak istiyorum. Yani işin açıkçası sermaye piyasalarının bu tip yatırımcılara ya da manipülatörlere ihtiyacı yok. Dolayısıyla ben ilk vazifenin yine burada kurumlarda olduğunu düşünüyorum. Bu tip yatırımcıları müşteri yapmak, bunlar üzerinden kazanç elde etmeye çalışmanın sonunda sermayedarlara da çok büyük bir kayıp yaşattıklarını hep birlikte gördük. Bu birincisi. Dolayısıyla kurumlar bu tip yatırımcıların önünü açacak herhangi bir pazarlama
ve bunlarla birlikte çalışma arzu ve isteğini göstermezlerse zaman içerisinde bu kişilerin etkinliği azalacak diye bakıyorum. Diğer taraftan senin söylediğin gibi bu yine bize umarım iyi bir ders olur ve yapılacak düzenlemelerin içerisine de senin de ifade ettiğin gibi bu tip işler tespit edildiğinde, yani piyasa bozucu eylem, piyasa dolandırıcılığı, artık burada oluşan zararla sınırlı kalmaksızın bu kişilere daha ağır bedellerin ödetildiği, daha ağır cezaların verildiği bir kanuni düzenleme de yapılabilirse zannediyorum bu tip sorunlarla önümüzdeki dönemde daha az karşılaşırız. Başkalarının üzerinden yapılıyor. Aracı kurum alanı oldu geçmişte ya. Yani evet. Hani burada bu şekilde ceza alıp daha sonra başkasının üzerinden aracı kurum satın alıp kendi işlemlerini orada yapanlar oldu bu piyasada. Yeni değil yani. Çok öncesinden bahsediyorum. Dolayısıyla hakikaten yani burada bütün otoritenin de muhtemelen bu tür risklere karşı ya da bu tür kişilere karşı önlem alması lazım. Nasıl yapılabilir bilmiyorum ama sonuçta bunun bir sürü yöntemini dünyada kullanıyorlar. Yani hani tanıyorlar çünkü artık oradaki karşıdaki kişiyi. Cezalar arttırıldığı takdirde ben bunun da caydırıcı olabileceğini değerlendiriyorum. Peki buradan geçelim artık biraz daha gündemdeki diğer meselelere. S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğü haberi. 5 kadem altına geldik S&P'de de yatırım yapılabilir seviyenin. Diyor ki Standard & Poor's yazmış olduğu rasyonelin içerisinde Türkiye'de para politikasından kaynaklanan kırılganlık var. Bu kırılganlık şu an itibariyle devam ediyor. Kur üzerindeki baskının sürdüğünü görüyoruz. Seçime yaklaşırken de ekonomik büyümeyi çok daha fazla önceleyen, daha fazla yan etki yaratabilecek ama bu yan etkileri de çok fazla göz önünde bulundurmayan bir ekonomi politikası var. Biz bu nedenle notu indiriyoruz diyorlar. Doğru. Biz de zaten şunu söylüyoruz. Ortodoks politikalar izlemiyoruz. Heterodoks politikalar izliyoruz. Bu politikalar textbook'ta yazan, ondan sonra diğer ülkeler tarafından çok yaygın bir şekilde uygulanan politikalar değil. Dolayısıyla bu politikaların sonucu olarak kredi derecelendirme kurumlarının kendi öğretilerine bakarak Türkiye'nin notunu düşürüyor olmaları normal diye karşılamak lazım. Daha öncesinde zaten diğer derecelendirme kuruluşlarından benzer bir aksiyon görmüştük. Son 3 ayda 3 kurumdan da not indirimi gördük. Kesinlikle. Burada yani şu durumdayız. Yabancı yatırımcının Türkiye'de artık çok sınırlı ölçüde olması nedeniyle biz geçmiş dönemde bu kredi derecelendirme kurumlarının aldığı aksiyonlardan sonra piyasalarda gördüğümüz aksiyonları göremiyoruz. Onun dışında yine yurt dışı piyasaların kendisinin çok kırılgan olması nedeniyle birçok Türk yatırımcının da özellikle döviz cinsi yatırımlarda Türk Eurobondlarını tercih etmesi nedeniyle hatta şöyle bir durum bile söz konusu. Piyasada Türk Eurobond'u almak istediğiniz zaman neredeyse bulunamayacak noktaya geldi. Biraz önce senin haberleri okurken bahsettiğin işte Credit Suisse ile ilgili haberler, Avrupa'nın durumu. Bu sefer yatırımcıların evet Türkiye'de riskten bahsediyor bu kredi derecelendirme kurumları. Ben de kendimi güvene almak için paramı Avrupa'ya, Amerika'ya koymuştum. İşte Nasdaq'tan hisse senedi aldım, %25 para kaybettim ya da Avrupa'da döndüm hisse senedi aldım. Burada daha fazlasını kaybediyorum. Diğer taraftan çok sağlam dediler faiz içeren ürünlerine yatırım yaptım. Orada da para kaybediyorum noktasına gelince o zaman bildiğimiz tanıdığımız kendi ülkemizin şirketlerinin ya da devletinin ihraç ettiği döviz cinsinden Eurobond'lara gidelim dendi. Bu sefer Türkiye'nin CDS'i yükseliyor olmasına rağmen geçtiğimiz hafta Eurobond bulmakta güçlük çekebiliyorduk. Bu tabii ki kredi derecelendirme kurumlarının bahsettiği risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ama diğer taraftan yatırımcıların para kaybetmeden paralarının değerini koruyabilecekleri, makul bir kazanç elde edebilecekleri yatırım aracı kıtlığına da çok büyük oranda işaret ediyor diyebilirim. Antiparantez bir bu Credit Suisse söylediğiniz için onun üzerinden geçelim. Bir piyasa riski bekliyor musunuz burada? Yani Lehman Brothers örneği olduğu için herkesin aklında. Burada tabii pozisyonlardan dolayı bir zarar var. Dolayısıyla buradaki sermaye yapısı vesaire, sermaye artırımı gerekir şeklinde çok tartışma vardı. CEO sermaye artırımında da ihtiyaç yok.
şirketin, bankanın kendi içindeki likiditesi de oldukça kuvvetli. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmamız gerekmiyor diye ikna etmeye çalışıyor herkes. Ama bir piyasa riski görüyor musunuz Credit Suisse üzerinden? Yani işin açıkçası Credit Suisse çok büyük bir kurum, köklü bir kurum. Dolayısıyla ben bu sorunun altından kalkabileceğini düşünüyorum. Ama geçtiğimiz bu dönemde, içinden geçtiğimiz bu dönemde Avrupa'daki ekonomik sorunların artık bankaları da diğer kurumları da etkilemeye başladığını görüyoruz. Yani büyüyen bir Avrupa, büyüyen bir dünya olsaydı bu tip haberler daha az olurdu açıl. Şu anda Avrupa'nın sıkışmışlığının oradaki bankaları etkilemeye başladığını görüyoruz. Bunun ilk örneğini, ilk sinyalini Credit Suisse verdi. Önümüzdeki dönemde eğer durum böyle devam ederse başkaca finansal kurumlar da daha dikkatli ve tedbirli olmak zorunda kalacaklar. Credit Suisse örneğinde biz zaten giderlerini kontrol etmek için bir takım karlı olmayan iş alanlarından çıktığını, çalışan sayısını azalttığını biliyorduk. Yani kurum zaten bunun farkında, gerekli tedbirleri alıyor. Ama bunları daralan bir ekonominin içerisinde yaptığınız zaman hakkınızda çıkabilecek dedikodular konusu da sizi etkileyebiliyor. Dolayısıyla bu işi Avrupa'daki ekonomik sıkıntıyla birlikte değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Son 2-3 dakika parantezi kapattım. Türkiye'deki enflasyon verisine geçiyorum. İTO enflasyonu %107. Aynı zamanda bizim yapmış olduğumuz, bu MÖKT araştırma masasının yapmış olduğu ankette TÜİK rakamları bugün gelecek saat 10 itibariyle aylık %3.6, yıllık %84.5'a çıkması bekleniyor medyan beklenti olarak. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise 72.8'den 73.5'a yükselmiş. Dolayısıyla ne dersiniz diye sorayım. Şimdi enflasyonla doğrudan mücadele etmek için faizi kullanmıyoruz. Dolayısıyla artık o etkin bir politika aracı değil. Ama onun yanında makro ihtiyati tedbirleri kullanıyoruz. Orası ise normalde fayda gösterebileceğinden daha fonksiyonel bir hale geldi. Yoksa biz şu anda söylediğin beklentiden daha yüksek bir enflasyonu konuşuyor olabilirdik. Çünkü dünyada da enflasyon ciddi bir problem. Bizde de faiz bu kadar düşük, enflasyon beklentisi bu kadar yukarıdayken bunun hızlanarak devam etmesi normalde beklenirdi. Ama krediye erişimde ciddi bir güçlük var bu makro ihtiyati tedbirler sonrasında ve bunun ben etkin olduğunu görüyorum açıl. Dolayısıyla 3.6 civarında çıkabilecek bir enflasyon tüm toplam resimle birlikte değerlendirildiğinde fena bir rakam değil. Bence iyi bir oran diye düşünmek lazım. Sonrası ayrıca değerlendirilir. Şimdi kredi piyasasındaki durgunluktan bahsettiğiniz için bunu da sorayım. Sermaye piyasasında son dönemdeki en hareketli yerlerden bir tanesi ÖST piyasası. Dolayısıyla bir de burayı sorayım size. Çünkü işte büyük holdinglere bağlı iştiraklar 28'ler, 29'lar civarında buralarda borçlanabiliyor. Biraz daha yukarıya doğru 33'lere, 34'lere doğru giden şirketler var. Burası hareketli, bayağı talep var. Hani krediye erişim elinde işte dövizi bulunduran ya da elinde yüksek nakdi olan şirketler için imkansız hale geldiği için buralarda şansını deniyor finansman açısından. Doğru. Yani bankacılık üzerinden makro ihtiyati tedbirler uygulanıyor. Dolayısıyla bunun fayda sağladığı bir alan sermaye piyasaları oldu. Dolayısıyla ben sermaye piyasalarında bulunan bir kişi olarak mevcut durumun sermaye piyasaları lehine olduğunu söyleyebilirim. Senin de ifade ettiğin gibi geçmiş dönemde hiç burada borçlanma aracı ihracını düşünmeyen kurumların tamamı artık buraya gelmeye başladı. Önümüzdeki dönemde bu iş daha da artacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu içinden geçtiğimiz konjonktür, Türkiye'de sermaye piyasalarının büyümesi birçok kurumun da buradaki araçları kullanmasına vesile oluyor. O nedenle de olumlu diye de görüyorum. Tevfik Eraslan, çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için bugün. Kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu bizlerle olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu da bizlerle birlikte. Alican günaydın. Günaydın, iyi haftalar. Teşekkürler. BBC'nin bu haberi önemli. Bloomberg'da az önce son dakika olarak geçti. İngiltere hükümetinin %45 gelir vergisi oranını kaldırma önerisini geri çekmesi bekleniyor şeklinde. Piyasada büyük dalgalanmaya neden olmuştu bu vergi paketi. İçeriğinde daha geri çekilecek başka maddeler var mı yok mu? Bunun detaylarını izleyeceğiz, takip edeceğiz. Sterlin üzerinde çok büyük dalgalanma yaratmıştı. Dönüyorum Ankara'nın gündemine. Meclis açıldı öncelikle. Altılı Masa'nın ikinci turunun ilk toplantısı gerçekleşti. Ne var elimizde? Meclisin önemli gündem maddelerini aslında geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Muhtemelen peyderpey önümüzdeki günlerde gündeme gelmeye başlayacak. İlki dezenformasyonla mücadele yasa teklifi. Burada çok tartışmalı geçmişti komisyon aşaması. 40 maddelik bir teklif. Özellikle bir maddesi 29. madde diyor ki gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde alenen yayarsan 1 yıldan 3 yıla kadar hapiste yargılanabilirsin diye bir ibare var bu maddede. Bu da özellikle muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Deniyor ki gerçeğe aykırı bilginin ne olduğuna kim karar verecek? Mahkemeler karar verecek diyor. Yasa teklifinin devamında bunu yaymak ne kadar geniş olarak okunabilir? Yani işte sosyal medyada bir fikri işte retweet etmek veya herhangi bir şekilde bunun doğru olup doğru olduğuna inanıp yaymak herkesi hapisle yargılanmayla karşı karşıya bırakacak gibi tartışmalar yaşanmıştı. Muhtemelen genel kurul aşamasında da yaşanacak. Dolayısıyla bu yasa teklifi gündemde olacak mecliste öncelikle. Bu bir. İkincisi torba kanun gelecek. Burada tek tek aslında o torba kanunun içine girecek maddeleri tartıştık bu ekranlarda. İşte Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının faizlerinin silinmesi, bu 2000 liraya kadar olan icralık borçların yine varlık şirketlerine devredilmiş 2500 liraya kadar olan borçların silinmesi konusu, kur korumun mevduatının uzatılması, yani 31 Aralık'a kadar uzatılması konusu gibi birçok ekonomiyi ilgilendiren başlığın içinde olduğu bir torba kanun gelecek meclis gündemine. Bu da çok yakın bir zaman içerisinde geleceği söyleniyor. Onun dışında tartışılan konular önümüzdeki aylarda, yani işte mesela EYT konusu Aralık ayı itibariyle sonuca bağlanacak gibi gözüküyor. Bununla ilgili tartışmalar olacak. Grup toplantıları başlıyor. Dolayısıyla iç siyasetin çok fazla konuşulduğu bir süreç olacak grup toplantılarıyla beraber de. Buradan Altılı Masa'ya da bağlayayım. Özellikle Altılı Masa'da İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in son yapmış olduğu açıklamalar üzerinden acaba bir gedik mi var, bir sıkıntı mı var soruları çok sorulmuştu. İki partinin yetkililerinden de sorun olmadığı söylendi ama Altılı Masa'nın son toplantısından sonra yapılan değerlendirmelere ve yazılı açıklamaya bakarsak iki ana başlık var gibi gözüküyor. Birincisi temel konularda ortak politika oluşturulacak diyor. Yani işte bunun içerisine ekonomi politikaları, dış politika, siyasetteki bazı başlıklar, hukuk, kamu yönetimi falan diğer bütün başlıklarla ilgili olarak bu altı partinin oturup ortak bir politika oluşturacağız demesi önemli. Bir de sistem değişikliği çalışmalarının tamamlanması ve bunun bir an önce kamuoyuyla paylaşılması konusu var. Yine parti yetkililerinden CHP ile İYİ Parti arasında herhangi bir sıkıntı olmadığına ilişkin açıklamalar geldi. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar gelecek diye biliyorum. Bir televizyon kanalında çıkacak. Burada da muhtemelen kendisinin Sayın Akşener'le ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde İYİ Parti ile herhangi bir sıkıntısı olmadığına ilişkin açıklamalar gelecektir diye tahmin ediyorum. Saat 9'dan itibaren göreceğiz ama dolayısıyla hani o geçen hafta acaba masa dağılıyor mu yönündeki sorular sanki biraz arkada kalacakmış gibi gözüküyor bu değerlendirmelerle. Alican çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım notlar için. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz.